Türkiye'nin yeni nesil televizyon kanalı Milyon TV'de Özgür'le baş başaya bu hafta da hoş geldiniz. Bu haftaki stüdyo konuğum benim çok eski arkadaşım. Hem sesine hayran oldum, hem kişiliğine hayran oldum, tarzında tavrına hayran oldum bir kadını ağırlıyorum. Sevcan Estağfurullah. Dalkıran, hoş Merhabalar. geldin. Ay çok tatlısın. Teşekkürler. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bizim uzun yıllar geçmişimiz var arkadaş olarak. Kesinlikle. Yeni bir çalışma yaptığını duyunca stüdyoda ağırlamak Çok istedim. teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum bu arada. Evet, hem sohbet edelim hem hayallerini konuşalım. Neler yapıyorsun, neler ediyorsun? Bana anlat istedim. Tamam. Bana anlat ki ve bizi izleyenler de dinlesin Seve istedim. seve. Biz uzun yıllar Seda Sayan'da Evet, hep beraber birlikteydik. Aynı kulisteydik aynı sürekli, her kuliste. gün. Evet, ben televizyon programı yaparken de Seda Hanım'la da çalışırken de Sevcan Orkestra orkestra solistiydim. solistiydi. Biraz anlatır mısın geçmişi? Geçmiş. Sevcan nerede, nasıl başladı bu işe? Bu işe aslında çok klasik olacak ama herkes gibi bir ses yarışmasıyla bu işe başladım. 2006 senesinde Türkiye Popstar yarışmasına katılmıştım ben. Manisa'dan ilk geldiğim sene. Orada ikinci oldum. Biz 12 haftalık bir 12 haftalık bir yarışmada bir villada kalmıştık o dönemde. Bütün yarışmacı arkadaşlarımla beraber. Jürisinde kimler vardı? Yıldız Tilbe, Armağan Çağlayan bana inanılmaz takılıyordu bu arada. Yani bayağı ağlatıyordu falan yani o kadar böyle. Johan Hendrix vardı. Hadise o dönem sunucuydu 2006 senesinde. Hadise'nin menajeriydi Johan Hendrix. Evet. Bülent Ersoy vardı. Of, efsane kadro. Evet çok güzel bir kadroydu gerçekten. Büyük tecrübeler edindim açıkçası. Oradan ikinci olarak ayrıldım. Sonrasında Türk Müziği Konservatuvarı'na başladım. Bu işin eğitimini almak istedim. Kaç yaşındaydın yarışmaya girdiğinde? 19. 19. Küçüktüm evet biraz küçüktüm orada. Daha böyle tecrübesiz biraz daha. Ama hep şarkı söyleme aşkıyla yanıp tutuşan bir kızdım yani en başından Peki beri. ondan öncesinde sadece böyle merak mıydı şarkı söylemek? Yani ondan öncesine girersek orada da şey vardı aslında şöyle. 7 yaşında annemin bana böyle aldığı küçük bir tane kaset çalarla başladı benim hikayem. Böyle ayna karşısına geçip işte saç taraklarıyla, televizyon kumandalarıyla ayna karşısında şarkı söyleyerek başladı hikaye. Sonrasında o 14 yaşında falan çok eskiye gidersek böyle Allah rahmet eylesin Hilmi Topaloğlu, Allah rahmet Prestij Müzik. eylesin. O dönemde Ege bölgesinde bir ses yarışması vardı. Orada birinci olmuştum. O dönemde şey Harika Çocuk Onurlar, Küçük İbolar, Popülerler falan o dönemde. Bana da böyle bir albüm yapmak istemişti. Çok çocuk olarak yani. Sonra bir süre sonra vefat etti. Beyin kanaması geçirmişti. Allah rahmet eylesin. Amin. Mekan cennet olsun. Ben de sonra Popstar yarışmasına katıldım. Yıldız Tilbe'ye çok hayrandım. Yıldız Tilbe fanıydım falan yani. O kadar. Yıldız Tilbe dendi mi dünya dururdu benim için. Onu orada canlı canlı karşında görünce ne hissettin? Yani titredim. Çünkü şey fena çok sevdim. Yani çok sevdiğim biriydi her zaman Yıldız Tilbe. Hayran olduğum. Şarkılarına zaten bayılıyorum. Bir sürpriz gelecek inşallah. Bu arada Yıldız Tilbe demişken yani yaz için çok güzel bir cover'ını bana verdi. Hediye etti. Ah, ne güzel. Sağ olsun. Buradan çok selamlar Yıldız Hanım'a. Yani hikaye aslında böyle başladı. Sonra konservatuara girdim. 4 sene lisans eğitimi aldım. Türk Müziği Konservatuarı Haliç Üniversitesi. Burslu olarak kazandım orayı. 4 yıl bittikten sonra master yaptım. Seste ileri icra bölüm. O da bitti. Sonra televizyon kanallarında ve birçok aslında ünlü isimle orkestra solisti olarak çalıştım. 2012'de sevgili Mehmet Ali Erbil'le TV8 Aşka Gel programında bir yıl boyunca orkestra solisti yaptım. Sonrasında Cengiz Semercioğlu TV8 İki Laf Edelim programında. Evet. Sonrasında Seda Hanım'la, Seda Sayan'la, sevgili Seda ablamla kocaman öpüyorum. Kaynana gelin, Seda'ya gelin, Sabahların Sultanı, Evleneceksen Gel olmak üzere yaklaşık 7 sene kadar Seda Hanım'la çalıştım. Birçok majör kanalda orkestra solistliği yaptım. İşin hem mutfağında yer aldım hem de ekran önünde yer almaya başladım. Yani ikinci profesyonel projem bu aslında. Gayet keyifli gidiyor her şey, çok güzel. Ben bu işe çok aşık biriyim, çok tutkuluyum. Yengeç kadınıyım bu arada. Yani duyguları böyle had safhada yaşayan biriyim. Öyle işte.
Ve böylelikle hem yüzün hem sesin tanınır oldu. Ve Evet. arkasından da 2 yıl önce X teknin çıktı değil mi? 3 sene evvel. 3 sene. Aha, Ay, yıllar ne çabuk 2018'de, geçiyor. evet. 2018'de Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğünde bir şarkı yaptık. Yelda Kırçıval üstlenmişti o Evet. dönemde. Yelda'ya da selam Yapımcı. Buradan olsun. çok selamlar Yelda Hanım'a da. Sonrasında o şarkı olmadı yani. Çünkü Neydi kısmetliydik. eksik? Eksik demek değil de yani şans biraz belki ya. Hani şans önemli bence, çok önemli bir faktör. Tabii ekip de çok önemli. Ama şimdi Ozan Çolakoğlu var. Evet. Baktığın zaman inanılmaz arkada da mutfakta da ekip Kesinlikle. var. Bir senin hissettiğin şey neydi? Benim hissettiğim şey belki de doğru zaman değildi. Aceleci mi davrandın? Yani işi çok, yani bu işi yapım aşamasını hiç bilmiyordum açıkçası. Radyo danışmanı nasıl olur? Basın danışmanlığı nasıl? Hani bu hikayeyi bilmeden birden hani böyle bir işe girdik. Yani girdim, kendi adıma söylüyorum bunu. Ya kısmet olmadı. Yani belki de doğru zaman değildi. Ama bu şarkıda böyle daha içime sinen bir ekiple Bu şarkı çalıştım. kimin şarkısı? Bu şarkının söz ve bestesini arkadaşım Zeynep Akın üstlendi. Şarkının söz ve bestesi. Aranjesini de o Ben Akın yaptı. Noah Management bana çok inandı. Çok desteklediler. Bu şarkının zaten demosunu söylediğimde, demosunu okumuştum daha öncesinde. Herkes çok yükseldi şarkıya. Bir an birden böyle o pandemi sürecinde herkes evde böyle kendini korurken ben bayağı stüdyolarda sürekli haşır neşir oldum yani. Bayağı risk de aldım o dönemlerde aslında. Annem çok kızıyordu. Kızım otur biraz evinde falan, niye gidiyorsun? Ama gitmek zorundayım anneciğim. Hayat devam ediyor. Hayallerin peşinden koşmam lazım diye. Çok şükür herhangi bir yani sağlık sorunu yaşamadan atlattım. Şimdi mesela ben seni yıllardır tanıdığım için şunu görüyorum. Yani karşımda başka bir Sevcan oturuyor. Enerjisi başka, fizik olarak başka, daha böyle enerji dolu bir Sevcan var. Yani o zamana bağlı, sanki zaman bizi geliştiren bir şey. Dönüşüyoruz çünkü her geçen gün. Değişiyoruz. Fikirlerimiz değişiyor, hayata bakışımız değişiyor. Bu sebepten olabilir. Yani o yüzden değişmiş olabilirim. Herkes mesela bana şey diyor, bazen fotoğraf paylaşıyorum sosyal medyada. Ya estetik mi yaptırdın? Hani yani yüz ameliyatı falan olduğumu yazanlar var. DM'den yazıyorlar. Peki daha mı huzurlusun? Şu an mı? Yani mesela Yani bir geçmiş dönemdeki yaptığın işte şu olabilir. Kontrol biraz sende olmayabilir. Başkalarının yönlendirmesiyle içine sinmeyen, bu benim hissettiğim. İçine sinmeyen ama bir yola girdik ve yapmak zorundayım diye kendine istemsizce bir çaba harcamış olabilirsin. O sende mutsuzluk, ne kadar işin arkasında da durman gerekse de bir mutsuzluk yaratmış olabilir. Yani ben işime çok inanarak zaten o dönemde de biz yola Ozan Çolakoğlu gibi bir dev, yani müziğin dehası, prodüktörlüğünü üstlendi şarkının. Ben o dönemde de çok inanarak çıktık yola. Yani ama o şarkı olmadı. Yani insanlar İşte sevmediler. hayatta Hani bu yoksa hani gerçekten orada da çok şahane bir ekip vardı. Yelda Hanım sağ olsun elinden geleni yani eksik etmedi. Her şekilde yanımda durdu benim ama o şarkı demek ki doğru şarkı değildi ya da doğru zaman değildi. Bilmiyorum. O yüzden o dönem o olmadı yani. Önümüze bakmak lazım. evet, Her geçen yeni bir gün. şey, yani üreten insan bir şekilde parlar. Evet, Ya bugün zamana ihtiyaç olmaz, var birazcık. yarın olmaz. Bir bakarsın 3 yıl sonra istemek, İstikrar. çabalamak ve üretmek ve bizim işimizin en önemli Kesinlikle. kısmı. Kesinlikle. Klibi vesaire kimle çalıştınız? Klibi Ecem Gündoğdu çekti. Çok güzel bir ekiple çalıştım. Veli Kuzulu görüntü yönetmenliğinde. Şarkının zaten sözleri çok böyle melankolik ve çok duygusal. Ona yönelik de çok güzel bir kliple taçlandırdık. İçime sinen bir iş oldu. Yani her ayağı aslında çok güzel oldu. Fotoğraflarını Halil Güzel çekti. Sonra
basın danışmanlığını sevgili Hakan Uç yaptı. Emel'le çalışıyorum, Emel Yalçın'la. Buradan kocaman sevgiler, benim kan kardeşim diyorum. Bu projede bana hayat verdi gerçekten Emel Yalçın. İşinde çok başarılı. Çok, inanılmaz başarılı ve çok çalışkan biri yani. Bu anlamda hakikaten teşekkür ediyorum bütün ekip arkadaşlarıma, yanımda duran. Peki yaza doğru şimdi Yıldız Tilbe şarkısı bir cover'ı. Yani o şu an net değil. Şöyle, aha, o şarkıyı aldık yani ama başka bir şarkım var benim kendi yazdığım, söz müzik benim. Ah, süper. Ya o şarkı ile o şarkı acaba o mu o mu falan dediğimiz bir durum var. Henüz netleşmedi şarkı ama iki şarkıdan biri kesin Peki olacak. tarih kafanda ne zaman mesela? Haziran ayı gibi düşünüyoruz. Yani Haziran. Haziran ortası gibi falan. Öyle Tam yaz düşünüyoruz. Tabii sezonunda. tabii yaza bir şey yapmak lazım. Daha Peki gelen hareketli. tepkiler nedir şimdi şarkıyla ilgili? Yani ben çok güzel tepkiler alıyorum bu arada. Çünkü çok uzun zaman ara verdim. 3 sene büyük bir zaman baktığın zaman. Yani bütün mesajları okuyorum genel DM'den, sosyal medya ve işte dışarıda arkadaşlarım, ailem. Bütün herkes diyor çok güzel bir iş yaptın. İşte güzel bir ekiple çalıştın. Ondan sonra... Yani her şey çok güzel gidiyor şu an açıkçası. Hani tepkiler de çok güzel. Tabii bunun üzerine katmam gerekiyor. Yani şu an hani bir tane şarkı yaptım, bitti falan diye bir şey yok. Artık maalesef ki çok hızlı tüketiyoruz her şeyi. Hayat gibi müzik de çok hızlı tüketiliyor. Eskiden yılda bir tane albüm yapılırdı mesela. 1 yıllık süreç içerisinde o şarkılar zamanla yayılırdı. Ama şu an öyle bir durum yok. Her 3 ayda bir yeni proje, yeni İşte. proje, yeni proje. Bu sebepten sürekli üretmek durumundayız. Peki şey merak ediyorum. 3 yıl ara var ya. Evet. Senin gibi çalışan, üreten, işinin Öğretmenlik peşinde. yapmaya başladım o dönemde ben. Bir O öğretmenlik yüzden sürecim oldu benim. O dönemde açıkçası çok yani solistliğe işte yani bu duruma çok fazla zaman ayıramadım. İki iş bir arada gitmiyor. Ben bunu beceremedim yani. O yüzden insanın bir tane hayali olmalı ve hep o yolda ilerlemeli. Ben böyle düşünüyorum. Bu arada müzik öğretmenlik yani müzik öğretmenlik çok değerli bir meslek. Ama ben herhalde beceremedim ya. İkisini bir arada yapamadım yani. O yüzden birinden vazgeçip şarkı söylemek daha ağır hayallerimin bastı. yolundan koşturmak daha Bana biraz cezbet. hayallerini anlatsana. Hayallerinde neler var? Şarkı söylemek istiyorum. Bir gün Harbi Açık Hava sahnesinde kendi yazdığım şarkıları hep bir ağızdan söylemek istiyorum. Bir gün. Belki 1 sene sonra, belki 3 sene sonra ama bir gün. Dediğim gibi bu işe çok aşık biriyim. Çok tutkuluyum. Daha iyi yapabildiğim hiçbir şey yok. Yani şarkı söylemekten başka yapabildiğim yemek yapmayı da beceriyorum birazcık ama onun haricinde yapabildiğim hakikaten hani böyle şu işi de yapardı diyemem yani. Böyle bir durum yok. O yüzden yani her geçen gün farklı bir Sevcan'ı göstermek istiyorum açıkçası. 3 ay sonra çekilecek klibin atıyorum konusu şu an 2 şarkı mesela 2 tane şarkı var. O iki şarkı arasında işte klibin senaryosu kafamda beynimde şu an dönüyor falan. Farklı bir Sevcan görsünler istiyorum. Mesela Bir Zahmet de 2018'de çıkan şarkı daha maskülen bir kadın vardı. İşte bu projede, Kalbin Cahil projesindeki işte klipteki görseller daha duygusal, daha melankolik, aşık bir kadın, susmuş bir kadın vardı. Burada böyle daha biraz daha çılgın bir kız olmak istiyorum falan. Öyle bir şarkının da böyle ismi, neyse ismini söylemeyeyim şimdi. Söyleme şimdi. Peki sana yine bir şey daha soracağım. Hiç bu serüvende kırıldığın, Çok. böyle kalbini inciten şeyler oldu mu? Tabii ki oldu. Yani herkes gibi oldu. Çünkü hakikaten çok zor bir sektördeyiz Evet. şu an. İşte İnanılmaz bunları zor. anlat istiyorum. Çünkü senin hikayen bu sektöre girmek isteyen, bu sektörde yürümek isteyenlere ışık tutsun diye soruyorum bunları. Ben biliyorum aşağı yukarı senin hikayeni ama hani sen de anlat ki neler yaşadın, neler oluyor. Benim programımın amacı bu. İşte herkesin bir hikayesi var. Ben o hikayeyi anlatsınlar istiyorum. O yüzden de seni stüdyomda ağırlamak istedim. Teşekkür ederim. Yani şöyle, bence sadece kendilerine inansınlar bu yolda. Kendi enerjilerine, kendi bilek gücüne. Yani başkalarının kurdurduğu hayallere bence inanmasınlar. İnanıyormuş gibi yapsınlar. Olursa sürpriz olsun.
Çünkü hayal tüccarlığı yapıyorlar. Ama yani evet, bu günümüzde birçok insanın yaptığı bir şey aslında. Hani yani herkes bu şekilde. Atıyorum yeni bir, seni tanıyorlar. Aa ne güzel sesin var ya, hadi sana bir albüm yapalım. E hadi yapalım falan. Sonra telefonlar açılmıyor. Bla bla bla, bir sürü bu tür örnekler var. Hani çok geçmişe dayanaraktan. Bence sadece kendi hayallerinin peşinde koşsunlar. Yani çünkü kendine inandığın zaman o doğru vesileler zaten mutlaka senin yoluna çıkıyor. Yani bir şekilde buluşuyorsun orada. Ama başkalarının kurdurduğu hayallere inanırsan yolda kalabilirsin. Peki sen hiç başkalarının kurdurduğu hayallere inandın mı? Çocukken inandım yani, yalan değil. Küçük yaşlarda inanmıştım. Peki hiç hakkımı helal etmiyorum dediğin biri Hiç var mı? kimse yok. Yok mu? Gerçekten. Gönülden hakkım helal hoş olsun herkese. Çünkü benim nefret etmek gibi bir duygum barınmıyor içimde. Kırgınlıklarım illaki oldu, evet. Ama böyle kızgınlığım olduysa bile o böyle bir süreç içerisinde geçmiştir, zaman aşımına uğramıştır. Çünkü ben saman alevi gibi bir karakterim. Yengeç burcuyum. Çok duygusalım. Bir anda böyle saman alevi gibi patlarım ve sonra böyle kedi gibi olurum yani. İnsanlara öyle nefret duygusu helal etmemek, bunlar çok büyük Büyük cümleler ya. cümleler. Ama bazen vardır ya, hani öyle bir şeydir ki insanın böyle Bam telidir. canını yakar. Yani canımızı yakanlar oldu tabii ki. Yani hepimizin canı mutlaka yandı ama yani sadece Allah'a havale ediyorum Tıpkı dediğim benim gibi. olmuştur. Ben de Allah'a hep havale öyle. etmişim. Eyvallah demişimdir yani. Ben de hep aynı şeyi yaparım. Bir şey olduğu zaman yürekten derim ki seni Allah'a havale ediyorum. En büyük ceza odur. Tabii ki yani o nasıl konuşamadım. Yani Allah'ın adaleti kadar büyük hiçbir Hiçbir şey yok şey yok. çünkü. Hakikaten öyle. Çok Çok yürekten şükür. inanıyorum buna. Çok şükür yani maneviyatımız yüksek, hani böyle düşünüyoruz. Ama o böyle kötü ve kirli cümleler bana ait olamaz ya. Benim ruhumda barınamaz yani. Aynen. Güzel bir şey. Sevcan, sohbet çok güzel gidiyor ama sesini dinlemek istiyorum. Seve Özlemişim. seve. Bize bir şarkı Sezen Aksu söylersen. şarkısı söyleyeyim diyorum. Tamam. Burada sevgili arkadaşım Soyhan Şenyaylar. Evet. Birlikte söyleşelim. Tamam. Sen öyle olsun. Tutamam, tutamam gideni. Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi. Kıyamam, bir de kıyamam iyi mi? Giden gitmiştir zaten. Kesemem, kesemem yolunu. Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış bir çocuğun her oyuncağı çabucak doyumu. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim, ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Çok özle, üzül, üzül bir süre. En azından ince bir kabuk bağlısın. Azıcık eşitliği sağlasın. Giden gitmiştir zaten. Kesemem, kesemem yolunu.
Yani satın alınan sevgiye alıştırılmış. Bir çocuğun er oyunca çabucak doyumu. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim, ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Soyhan Şenyerler. Ağzına sağlık Sevcan. Mersi, teşekkürler. Şimdi pandemide sen ürettin, stüdyo aşaması, stüdyoya gidip geldim dedin. Pandemide hayatında neler değişti? Pandemide mesela yemek yapmaya başladım. Herkes gibi ekmek yaptım falan. Yani pandemide hayatımda neler değişti? Bence kendimi keşfetme zamanım oldu. En önemli keşfettiğin şey neydi kendinde? Sadece kendime inanmaktı herhalde. Sadece kendime inanmaktı. Bütün hikaye böyle başladı. Ben kendime inandım, sonra herkes bana inanmaya başladı. En önemlisi değil mi? Kesinlikle öyle. İşte demin de konuştuğumuz şey, başkalarının hayallerine ortak olmak kendinle ilgili bir yerde seni tıkıyor. Evet. Ve mutsuz ediyor. Ama sen inanıp kendini keşfedip neler yapabileceğini, gücünün nereye gidebileceğini biliyorsan eğer, yol zaten seni kesinlikle alıp götürüyor. Kesinlikle öyle. Mesela şimdi şey aklıma böyle bir anekdot geldi. İlk defa söyleyeceğim bu arada. Enerji o kadar mühim bir şey ki ben mesela Seda Sayan'la çalışacağımı bilmeden, Seda Hanım'la çalışacağımı bilmeden çocukken Seda Hanım'a ben bir mektup yazmıştım. Çok eskiden bu arada. Çocuktum o zaman. Kanal D dönemlerinde. O küçük İbo, Harika Çocuk Onur falan o programını almıştı. O dönemde ben de hep şarkı söylemek istiyorum falan. O zaman mektuplar vardı, telgraflar vardı. Kanal D'ye faks göndermiştim. Mektup yazmıştım böyle kendim. Merhaba Seda ablacığım, benim adım Sevcan Dalkıran. İşte benim sesim de çok güzel, beni de işte alır mısınız? Bilmeden o enerjiyi evrene göndermişim zaten. İstemek, her şey istemekle başlıyor. Eğer doğru istersen, kalbin de temizse biraz. Araya da olur mu, olmaz mı, yapar mıyım, eder miyim diye cümleler katmazsan, kesinlikle. Allah ne istersen onu sana bugün olmazsa bir gün bir şekilde evet. Veriyor. Onu kullanmak, onu geliştirmek her şey senin elinde. Kesinlikle. Peki şarkı yazdın mı bu dönem? Çok. Acayip yazdım yani. Birçok şarkı var. Böyle geneli melankolik. Neden hep öyle? Böyle, acıyla beslenmeyi seviyorum herhalde ya. Böyle bilmiyorum. Ama hepimiz bazen sevmiyor muyuz? Ya da ben mi böyle kendim için böyle düşünüyorum bilmiyorum ama. Peki acı derken aşk acısı mı? Geneli. Ya şöyle ben mesela herkesin hikayesinden etkilenebilen biriyim. Mesela sizin ilişkinizin ya da yaşadığınız hikaye beni böyle derinden sarsabiliyor falan. Mesela eve gidiyorum bir anda farkında olmadan elime bir kağıt kalem hikayeni anlatıyorum. Mesela şey diyorlar kime aşık oldun ya bunları falan yazdın. Öyle bir şey yok yani şu an hayatımda biri yok. Ama ben başkalarının hikayesinden de beslenen biriyim. İyi ki de yazıyorum çok şükür Allah'ıma yani böyle bir İnanılmaz bir yetenek bana vermiş çok şükürler olsun. Tabii daha çok üretmek lazım falan. Peki mesela bana sahnede okumaktan hoşlandığın 3 tane şarkı söylesene. Ay yani 3 tane. Böyle etkile okurken tüylerin diken diken olan 3 tane şarkı. Yani çok böyle sevdiğim. Ben arabeski biraz seviyorum herhalde. Arabeski böyle, hepimiz seviyoruz. Yani sevmeyen yoktur zaten. Arabesk şarkılardan mesela Gönlümün Efendisi'ni çok seviyorum. Sıla da ne güzel yazmış yani. Çok sevdiğim bir şarkı mesela böyle. Ciğerim yanar hani onu söylerken. Sezen Aksu'nun Kaçak şarkısı diyebilirim. Ha. Çok efsane bir şarkıdır yani. Yine Sezen Aksu. Yani Sezen Aksu bana göre bir halk ozanı. Engin Deniz. Yani gerçekten nasıl eserler üretmiş artık son zamanlarda yok yani ne varsa eskilerde var 80'ler 90'larda var hakikaten.
Yine Sezen Aksu diyeceğim. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Güzel. Çok melankolik oldum. Sevcan, o zaman senden bir şarkı daha alalım. Ne söyleyeceğim bizim için? Bence Sezen Aksu dedik. Sonrasında bana göre Sezen Aksu'nun veliahtı diyebilirim yani. Sıla şarkısı söyleyeceğim. Aslan gibi. Aslan gibi. Biraz enerjimiz yükselsin. Tamam. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi geldi şarkı. Sevcan, yapım aşamasında zorlandığın anlar oldu mu? Yani sen birçok müzisyenle, birçok orkestrayla çalışmış ve üretmiş birisin. Ama senin de zorlandığın yerler oldu mu? Yani müzik yapmak tabii ki hem pahalı bir iş bana göre. Hem de zor bir iş aslında. Ne kadar kolay gibi görünse de dışarıdan. Zor bir iş tabii ki de. Yani şarkının yapım aşaması var, düzenlemesi var. Bazen mix, mastering dönemi oluyor. İşte şarkıyı gönderiyoruz. Mix, mastering yapılıyor. Bazen kendimi istediğim gibi duyamıyorum. Ya da onun için gidiyorum işte başında durmak istiyorum falan. Ya, müzik yapmak zor bir iş zaten. Hani günümüzde maalesef ki her şey o kadar kolaymış gibi, kolay bir halde ki. Hani her şey çok kolay bir halde ama bana göre müzik pahalı ve zor bir iş. Yani kalitesiz olduğu zaman kanımca kötü tınlıyor. Yani ben mesela bu anlamda çok seçiciyim. Daha önce de proje teklifleri gelmişti bana birkaç firma, şirketten. Ama içime sinmedi mesela. Yani
daha vizyonu olan işlerde yer almak istiyorum. Kendi adıma böyle düşünüyorum ve seçme hakkımı kullanıyorum her geçen projede. Müzik yapmak tabii ki zor bir iş. Mutfağı ayrı. Ayrı. Mutfak çok bambaşka bir yer zaten. Sahne bambaşka bir yer. Tabii sahneye çıkmak daha kısmet olmadı pandemiden dolayı ama inşallah en yakın Peki zamanda. ondan öncesinde hiç sahne yapmış mıydın sen? Tabii en son Mülhouse'a gitmiştim Fransa'ya. Orada canlı bir konserim vardı. Onun öncesinde yine bir Almanya konseri vardı o dönemde. Sonra bir halk konserleri falan oldu. Sonra half playback konserlerimiz oluyordu. Club'larda. Yani birçok yere aslında gidip geliyordum o dönemde. Sonra pandemi girdi araya ve ben de pes etmeden yine yeni bir proje diye böyle koşa koşa Manisa'dan İstanbul'a geldim. Oh süper. İşte o arayı doldurmak, kendini unutturmamak, kendini yaşatmak Mühim için. o, mühim olan zaten oymuş. Yani o. Yani istikrar çok önemli. Hani Evet. bir anda çıktım, şarkım patladı falan öyle bir şey yok. Her geçen gün yeni proje yaparak yani bir yere gelmek asıl olan, o markanı o şekilde oluşturabilirsin. Hani Saman Alevi gibi tek bir şarkı ile çıkıp her yerde olup bir anda yok olmaktansa yani daim olmak bence daha mühim bir şey. Peki sen yeni çıkan şarkıcılardan, yeni üretimlerden neleri dinliyorsun? Mesela keyif aldığın Simge'yi dinlenme. çok beğeniyorum mesela. İnanılmaz beğeniyorum yani. Simge'yi dinliyorum. Hande Ünsal okul arkadaşım bu arada. Onu da çok severek dinliyorum. Derya son zamanlarda bir şeyler yapmıyor. O da okul arkadaşım bu arada. Aynı konservatuardandık. Yani son zamanlarda Sezen Aksu akustiklerini dinliyorum. Deli gibi yani. YouTube'da sürekli search yapıyorum. Ne zaman gelecek diye yeni şarkılar. Bu kadar diyebilirim ya. Yani çok böyle düşündüm bir an kaldım. Şimdi benim senin repertuarını başta da söylemiştim. İnanılmaz bir repertuarın var, ben biliyorum. Ya estağfurullah. Şimdi bizim için bir efsane bir türkü vardır. Evet Onu evet. dostum dostum. Ya seve seve çok Onu okursan severek. çok mutlu olacağım. Seve seve hemen gelsin o zaman. Dalgalanır
dalgalanır sularda. Bir yanım mavi yosun dalgalanır sularda. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu? Bu ne çıldırtan denge? Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu? Bu ne çıldırtan denge? Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Soyhan Şen. Sevcan, gerçekten kalbine, sesine sağlık. Aa, teşekkür ediyorum. Ben seni stüdyomda ağırlamaktan, hikayeni dinlemekten çok mutlu oldum. Allah hep yolunu açık etsin. Amin, inşallah. Her şey gönlünce olsun, sen de öyle. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Davetiniz için tekrar teşekkürler. Her zaman. Yeni bir şeyler yaptığında yine bir araya gelelim. Çok tatlısın. Yine anlat, ben mutlu olurum. Seve seve. Bu hafta da Özgür'le baş başanın sonuna geldik. Haftaya ben başka bir konukla yine burada olacağım. Haftaya bekleriz.